Selamünaleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Feyzullah Oğuz. Bugün sizlere tercih yapmadan önerebileceğim bir filmden bahsedeceğim. Başlığın çok böyle iddialı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben de buna hani kanaat getiriyorum. Fakat bana göre gerçekten izlenmeli. Çünkü tercih döneminde insanlar ne istediğini bilmiyor. Hani bunu da 3 İdiot filminde gerçekten aile baskısını, çevre baskısını ama insan istediğinin farklı olduğunda işte istemediği bölüme gittiğindeki başarısızlığı, oradaki psikolojiyi çok iyi yansıttığı için bu filmi kesinlikle öneriyorum. Zaten belki film izleyenleriniz vardır. Hani eğer ki birçok film izlemişseniz %99 denk gelmişsinizdir. Hani 3 İdiot filmi gerçekten öğrencilerin ya ben ne yapıyorum, hayatım nasıl geçecek dedirtebilecek bir film. Şöyle düşünün, burada tıp baskısı insanlarda, akrabalarınızda, çevrenizde nasıl varsa Hindistan'da da bu mühendislik şeyinde gerçekleşiyor. Yani siz mühendis olmaya zorluyorlar diyeyim ve mühendisler daha doğrusu iyi para kazanıyor. Yani o, bizdeki tıp nasılsa orada Hindistan'daki mühendislik de o şekilde. Şimdi demeyelim mühendisler Hindistan'a gitsin falan filan ama orada gerçekten mühendislik baskısı var. 3 tane işte karakter adı altında geçiyor. Biri mühendisliğe gönülden bağlı, gönülden istiyor. Diğer ikisi de işte biri fotoğrafçı olmak istiyor ama mühendisliğe zorlanmış falan filan. Olaylar bu şekilde gelişiyor. Fazla spoiler de vermeyeyim. Spoiler vermeyeyim. Ama kesinlikle bu filmi izleyin. Tercih yapmadan biraz daha böyle hani ya ben bunu yapmak istiyorum ya da ya ben bu tercihi yapmayayım ya ben bunu istemiyorum niye yazıyorum diyebilir hani belki dersiniz. Bu manada örnek veriyorum istemediğiniz bir bölümü aile baskısı ya da çevrenizdeki bir baskıyla yazmışsınızdır. Baktınız geldi ne yapacaksınız o zaman? Okumak zorunda kalacaksınız. Sevmiyorum, etmiyorum. Çevremde gerçekten böyle insanlar var. Sırf yazayım gideyim şeyinde istemediği bölümleri yazmışlar. Şu an bakın hepsi mutsuz yani ne yapacağım, ne edeceğim vesaire falan filan. Bu size psikolojik rahatsızlıklar, baskılar vesairelere götürüyor. Zaten filmin bir bölümünde de işte sırf mezun olamadığı için kendini asan, öldüren insanlar da var. Hani bunu ben biraz daha şeye bağlıyorum. Tıbba zorlanan insanlar var. İşte mesela 6. sınıfta, 5. 4. sınıfta bırakan insanları görüyoruz ya da intihar eden insanlar. Yani bunu çok bağdaşlaştırdığım için bu filmi gerçekten sizlere öneriyorum. Tercih yapmadan kesinlikle bu filmi izleyin. Çok fazla yararı olacağına eminim. Benim söyleyeceğim bu kadar. İzleyip izlememek sizlerin elinde. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.